arkadaşlar. Bugün 2 Mayıs 2021. Bu sene biraz geç kaldık tohum dikiminde ama kısmetse bugün başlayacağız. Sıcak bir hava. Bir evin üstünden tohum olarak attığım burada 7 kule marul ve kıvırcık var. Bu sene çok güzel verim aldık bunlardan. Şimdi baharlık olarak dikeceğim. Kısmetse burada cin mısırımız var. Bunu fasulye birlikte dikeceğiz. Atalık tohum salatalığımız var. Bu tamamen kene tohumumuz. Burada süs kabağımız var. Ufak süs kabağı. Burada kadife çiçeğimiz var. Bunu domatesle birlikte dikeceğim. Domatese karşı gelen domates sinirine de engel oluyor. Yine atalı tohum maydanozumuz var. Burada ıskalan soğanımız var. Iskalan, iskelen. Bizim yörede buna ıskalan soğan diyorlar. Bu baş yapmaz, sadece yaprağı için. Burada barbunyamız var. Burada bir fasulye çeşidimiz var. Bu eymen tipi fasulye, bodur fasulye. Akşamlar ben bu fasulyelere büyük tohumları ıslattım. Burada hibrit mısır var. Bu çok güzel bir süt mısır ama hibrit tohum. Bunun tohumundan tohum olmuyor. Burada da Ayşe kadın fasulye. Bunu da ıslattık. Bahçemizi belledik, güzel tavanı aldırdık. Gübremizi serdik. Kısmetse bugün yavaş yavaş dinlene. Öncelikle barbunyalardan başlayacağız. Fasulyemizi ekeceğiz. Süs kabaklarımızı. Bunu ben görsel olarak da dikiyorum. Hem çiçeği güzel oluyor hem de ufak ufak pütürlü pütürlü güzel bir kabak. Yoksa yenmiyordu yani, süs için dikiyoruz. Kadife çiçeklerini, biraz fidemiz çıktı. Fidelerimiz baştan birkaç olaylar geçmişti. Yanmıştı bazıları. Çok şükür kendini toparlamaya başladılar. Bu kadife çiçeğine torba dikeceğim ki hızlı çıksın diye. Havalar tam müsait, sıcak. Hadi arkadaşlar, işlerimize başlayalım. Bu gölge boyuna kıvırcık ve marul dikeceğim. İki sıra. Geri kalan yere, güneş gören yere ıskalan soğanı, bir tarafa da maydanoz. Çevresinde de kıvırcıkları dikeceğim. Özellikle gölge olan, güneş olan yerlere. Bismillahirrahmanirrahim. 20 santim bir karış aralıklarla dikiyoruz. Hep burada kalacak. Bu sade başının şeyi yerini için yeşili. Biç. Aslında biraz toprakla karıştırsak. Evet abi, böyle seyrek seyrek atmaya çalışıyorum. Bana yeterince tohumumuz var. Bir maşallah, bayağı çıktı tohum ya.
Şimdi arkadaşlar ben maydanozu da atacağım diğer tarafına. Bir tane çekirdek tohumumuz vardı. Ay çekirdeği. Onu da şuraya sokuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamdır. Bunu tabi maydanozu çok hafif hafif şey yapmak lazım. Çok hafif tırmıklayacağım. Maydanoz soğan karışık oldu neredeyse. Öncelikle soğandan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şunları alacağız şimdi bak. Bunları alacağız. Tezekleri alacağız yoksa çıkamaz. Çek şapını. Adem Tarif gelsin. Sahil yolunda dolaşan emekli amcalar gibisin ha. Bir yazlık bölgede dolaşırlar ya atlet diye. Tamam, mısır da almamız lazım. Hadi gidelim annen sen şu yasemin çiçeğine dikelim. Nasıl kokuyor? Çok güzel. Hadi gel. O dibe dikelim Esra Hanım. Orayı sardırırız. Anne sen bu çubuktan sen git bir tane daha getir. Şu. Bu çubuktan. Bambudan. Yukarı bambu çubukları vardı ya. O gülü de bağlayalım. Otursun sen de babacığım. Seninki mi uzun, benimki mi uzun? Hı? Hangisi daha uzun? Tamam. Burada mis gibi kokar. Tamam, bunun dibine fasulye dikmeyelim. Evet, bu da Ali Ensar'ın evde büyütmüş olduğu Çankırı fasulyesi. Onu da bahçeye diktik. Diğer tohumlarımıza şimdi diplerimizi atalım. Şunu süzelim de babacığım. Babacığım mısır tohumlu da ilaçlı. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun babacığım? Biraz mısır, biraz fasulye koyacağız çünkü açtığımız çukurlara. Bismillahirrahmanirrahim.
kadar da çekeyim. Bu çok mu? Ne ki bu? Fasulye. Fasulye bot mu ya? Fasulye böcek yemişti de. O yüzden emin değilim. Anlat. Toprak getirelim bunları. Ne? Barbunya'yı getirir misin? Ama odun. Oğlum barbunya'yı getir. Tamam. Pardon, belki buraya yeter. Yetmedi. Getiriyorum. Çok güzel kokmaya başladı Yasemin. Yetti ama ya Rensar. Onu ne yaparız biliyor musun babacığım? Şimdi oraya belleriz, oraya bir karık açarız. Burası çok sık olmasın. Bunlar yenmez mi? He? Yenmez sakın ha. İlaçlıdır babacığım. Çünkü pembe. Fasulye. Tamam hadi onu koy babacığım yerine. Aşağı baştan biraz ince toprak getirelim. Üzerine hep ince toprak dökelim. Evet arkadaşlar, böyle toplu toprağımız var. Toprak çok kuru olduğu için bu topraktan ben kullanacağım. Aşağı baştan çürütmüştük. Onları getireceğim. Üzerine onlardan sereceğim. Sonradan da sulayacağız. Bu olacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bahçenin son halini size paylaşacağım. Zor olduk. Ramazan günü zor oluyor çalışması. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.